Kongre Sarayı'na konserlerde gelmek isteyen bütün halkımız davetlidir. 8 Nisan Dünya Hey, 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 hey
Perküsyon çalıyorum, darbukatef, öyle şeyler çalıyorum. Şu an arabada bütün herkese kültürümüzü gösteriyoruz. Buradan Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sunduğu için. Ve kendi günümüzde kendimiz çalıp kendimiz eğlendiğimiz için bugün çok mutluyuz. Klarnet çalıyorum. Bugün 8 Nisan Romanlar Günü. Bugün hepimizin ayrı bir heyecanı var. Gerçekten de müziğimizi ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Müzisyenler olarak gerçekten de böyle bir güne şey yapmak, yani çalgı çalmak gerçekten bizim için büyük bir mutluluk abicim. Şu an heyecanlıyım. Dans ettik arkadaşlarımla. Toplu toplu çok güzel eğlendik. Müzikler çalındı. Biz de oynadık kızlarla beraber. İlk provalar falan yaptık. Sonra işte bugün geldi, oynayacağız. Eğlendik bayağı. Şu an çok iyi hissediyorum, heyecanlıyım. Dünya Romanlar Günümüz kutlu olsun. Romanlar unutulmaz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı üstü açık otobüslerle kent turu atan romanlar müzikleriyle Mersin'i coşturdu. Romanların kent turunun devamı şu an kongre merkezindeki programlarla sürüyor. Çocuklar karışır sokaklara, mendil satar, ritim tutar soğuktan elleri. Gece örtüsü kalktı mı, bir telaş uyanır çocukların yüzünde. Bir gül kadar kırmızı, bir yaprak kadar yeşil olmalı bahar çocukların yüzünde. Yeah.
Yani bugün aslında gerçekten önemli bir gün. Salona baktığın zaman romanların geleneksel, o neşeli, o gülümseyen, o hoşgörülü yüzünü görüyoruz burada. Her şeye rağmen çok mutlular, her şeye rağmen umutlular. Onların böyle umutlu olması, mutlu olması, neşeli olması, yani bir renk olması gerçekten bu toplum açısından çok önemli. Romanlar çok şey istemiyor. 4 tane insanın hakkı olan temel istekleri var. Barınma, eğitim, istihdam ve sağlık sorunları var. Bunlar da zaman içinde mutlaka giderilecek. Ben de sizleri başkanımızın da ifade ettiği gibi bu şekilde mutlu görmekten çok çok memnun oldum. Sizlerle beraber olmaktan çok memnun oldum. Bu anlamlı gününüzde sizlere eşlik etmekten gerçekten çok memnun oldum. Bundan sonra yola beraber devam edeceğiz. Hangi alanda olursa olsun ne eksiğimiz varsa gidermek için hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Ülkemizde romanlar hem 600'lü yıllarda Türkiye bu Anadolu coğrafyasında bulundular. İkinci büyük göç ise 1071'de Malazgirt'le beraber, yani Alparslan'la beraber bu Anadolu'ya geçtik biz. Bu topraklara hep vardık.